Askere. Askere! Güzel. Şık. Siz de sokun şu silahları belinize. Ne soracaksanız adam gibi sorun. Komutan, abinin hatrı var dedik. Bu ülke için yaptıklarının hatrı var dedik. Ama siz çizgiyi aşmaya başladınız. Sen o çizgiyi çoktan aştın Yavuz Aslan. Sen mi sokacaksın beni hizaya? Karşında asker yok komutan. Yapamayacağın şeyleri söyleme. Ben havalı cümleler kurmasını bilmem. Basit sorularım var, basit cevaplar istiyorum. Şşş komiser. Oğuz'un yanında o kadar zamandır staj yapıyorsun. Bir türlü öğrenemedin be havalı havalı konuşmayı. Ha? Abbas, öbür kolunu da ben kırarım. Abdest alamazsın, işin gücün yolunda gitmez. Ya siz ne tuhaf bir ikili oldunuz. Hı? Öyle kafanıza estiği zaman silah çekip karşıma çıkıyorsunuz. Umarım iyi bir açıklamanız vardır. Yoksa bir daha değil silah, su tabancası bile çekemezsiniz. Şimdi ne soracaksınız adam gibi sorun. Fazla vaktimiz yok. Çoluk çocukla uğraşamayacağım. Fazıl nerede? Abbas, Fazıl nerede? Yüreğimizde dayıcım, yüreğimizde. Fazıl senin emrinle mi hareket ediyor? Zaman zaman inisiyatif aldığı olmuştur. Ama sizi karşıma diktiğine göre artık inisiyatif vermemek lazım. Yavuz Bey, Fazıl bildiğin hain. Seninle bizi pusuya düşüren ekiple birlikte Fazıl. O kolundaki kurşun yarısı da senin o aslan parçasının eseri. Elini sıkın kafasını. Benden izin almaya mı geldiniz? Yok, biz sıkacağız zaten kafasına da. Bu köpek kendi kendine mi karar verdi? Yoksa sahibinin izniyle mi? Ona bakıyoruz. Dayının huzurunda olmanın etkisini göstermeye başladın yavaş yavaş komiser. Ağzından havalı havalı cümleler dökülmeye başladı. Ben kurşun dökeceğim de hanginize dökeyim ona bakıyorum. Süleyman. Bu son Osmanlı Gürkan'ın peşine takılmışsınız. Ne dediğinizi biliyorsunuz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz. Bu Gürkan tek başına koşuyordu o hayalin peşinden ama şimdi binmiş sizin sırtınıza, istediği gibi at koşturuyor. Irak'ta cezaevinde bütün hayallerimi gömdüm ben. Eğer şimdi bana gerçeği söylemezseniz burada birileri gömülecek. Yüzbaşı, buranın zemini kaya ama üstü ekopsi. O iş biraz zor. Yıpratmayın kendinizi. Gazeteciye haber sızdıran siz misiniz? Bizde sızma olmaz. Ben emrederim. Dayıları emreder, onlar da yazar. Fazıl ne ayak o zaman? Fazıl sızma değil yüzbaşı. Parazit. Siz de parazit yaptınız komutan. Şimdi gidin Fazıl'ı bulun. Ya da bırakın ben bulayım. Yavuz'un örgütteki adamların hepsi deşifre oldu mu? Yok abi. Bir kısmı KCK'dan alındı ama hala deşifre olmayanlar var. O zaman onlar neden Kobane'deki insanlık dramına bu kadar kayıtsız kalıyorlar? Yavuz şu anda pozisyon belirliyor abi. Son kozlarını oynamak istemiyor.
Sadece o değil. Gürkan önderliği iyi tutuyor. Ama sen Yavuz'un yerine son kozlarını oyna. Kobani olaylarını memleketin gündeminde bir köpürtelim. Ben deşifre oldum abi. Yavuz'un adamları artık beni dinlemez. Senin dayın ahmak bir adam değil. Fazıl abinin adamıymış. Onu benim yanıma yerleştirmişler derse... artık onun sözünü kimse dinlemez. Ben Yavuz'un derin yapılandırmaya yerleştirdiği adamlarla konuşurum. Ortalığı karıştırırlar. Ama bu iş memleketin bölünmesine kadar gidebilir abi. Yok olmaktansa bölünmeyi tercih ederim. Önderlik Serhil'den ateşini köze çevirdi. Git o ateşi harla. Gürkanları yakalım ki cehennemde bir daha yanmasınlar. Yanlış yaptık. Sıkacaktık Yavuz Aslan'ın kafasını. Bu kadar hakaretten sonra ilk fırsatta tepemize binecek. Yavuz Aslan öyle bir ihanete uğramış ki gök kubbe tepesine binmiş. Birader sen çok eminsin de tezgah olmasın. Görmedin mi adamı? Kollarını kavuşturdu, kapattı kendini. Onun da bir şeyden haberi yok. Yavuz kendini çizdireceğine kafasına sıkmamızı tercih eder. Abim arıyor. Efendim abi. Ne diyorsun abi sen? Ne diyor? Bir şey mi var? Kötü haber. Bir şey söylesene. Babamı kaybettik. Fazıl hoş geldin. Dayı nasıl? Kızgın. Yer yerinden oynaması gerekiyor ama... Maşallah siz burada mışıl mışıl uyuyorsunuz. Dayı ne emretmiş de biz yapmamışız. Niye kızmış? Dayı sizi örgütün üst kademelerine niye yerleştirdi? Ha? Herhalde burada böyle yatasınız diye değil. KCK operasyonlarından sonra herkes diken üstünde. Örgütün içine sızacağımız anlaşılacak diye parmağımızı kıpırdatamıyoruz. Vay be. Bu örgütçüler ne zaman bu kadar akıllandı? Kobani olayları varken, koşullar bu kadar uygunken eylem yapmamak olur mu? Şu anda herkesin tek kaygısı barış sürecinin sekteye uğraması. Kimse barışçıl eylemlerden başka bir şey yapmak istemiyor. Bu barış olayını çok abarttılar. Hem barışacaklar da ne olacak? Peki, madem barışçıl eylemlerden başka bir şey yapmak istemiyorlar, o zaman onların canını biraz yakmak lazım Zeko. Dayının emri ne? Serhildan. İsyan. Sokaklar yansın. Kürtleri Kobani'de IŞİD'çilere kurban ediyorlar. Kürt topraklarını Araplara bırakıyorlar. Ama siz trene bakar gibi bakıyorsunuz Zeko. Önderlikten işaret gelmeden anlaşmayı nasıl bozduralım? Önderlik tutsak değil mi? Hem onu buna siz mecbur edeceksiniz.
Siz hele sokakları bir karıştırın. Önderlik nasıl olsa mecburen peşinizden gelecek. Fazıl, emin misiniz? Bu iş bölünmeye kadar gidebilir. Zeko. Sen ne zamandan beri dayının aklını sorgulamaya başladın? Ha? Dayı böyle emretti. Sen de böyle yapacaksın. Zeko. Bu herif bize 33'lük bir tesbih gönderdi. Doğrudur dayıcığım. İlk tanesi Fazıl. Sen hangi tanesisin Abbas? Ben ipe dizilecek adam değilim. Beni kurşuna dizerler ama ipe dizemezler. Süleyman, senin cevabın ne? Dayı, ben yontulacak tornaya girecek adam değilim. Senden başkası beni işleyemez. Pırlantanın tespitte ne iş var? Kravatına iğne olurum. Kimsenin eline düşmem. Kemerini çıkar Abbas. Anlamadım dayı. Takmışsın krov bir kemer. Çıkar. Çıkar onu. Şuraya as. Tokasından geçirerek as Abbas. Kementin ucunda ya Fazıl asılacak ya da ben. Başın sağ olsun. Sağ ol. Annem nasıl? Henüz haber vermedik. İyi yapmışsınız. Hoş geldin oğlum. Ne oldu? Rauf. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ana. Babamı kaybettim. Beni affedebilecek misin ana? O ne demek oğlum? O hayat
hayatta insanın bir anası bir babası var, ne olursa olsun onu affedecek. İnsan kendi kendisini affedemiyor işte. Niye affetmek oğlum? Niye? Bir sen kaldın işte be ana. Bir sen kaldın. Sakın beni bana bırakma, tamam mı? Ben kendimi affedemem çünkü. Sen babanın göz bebeğiydin. Seni affetmezsem o da beni affetmez. Anneciğim. Anam. Sen bize babamın emanetisin. Tamam mı? Bundan sonra Oğuz da ben de seni asla yalnız bırakmayacağız. Asla. Kobani direnişi tüm dünyanın gündeminde. Artık tüm Kürtlerin kalbi Kobani için atıyor. Kobani'de olanları görmezden gelenlerin gözüne sokmazsak tabanın desteğini kaybedeceğiz. Artık tabanın dinlemenin zamanı. Halkımız Serhil'den istiyor. Halkımız Serhil'den falan istemiyor. Halkımız sadece devletin Kobani'ye yardımcı olmasını istiyor. Önderlik bir işaret vermiş değil. Harekete geçmek için erken olduğunu düşünüyoruz. Adamın eylem kararını çıkartamadı. Örgütçüler barış nedeniyle tedirginler. Bu tedirginliklerini atmalarını nasıl sağlayacaksın? Ben Zeko ile konuştum abi. Eylemi provoke edeceğiz. Onlara bir düşman vermek lazım. İşitçileri mi düşünüyorsunuz? IŞİD, nizam, kullanabileceğin cihatçı unsur ne varsa. İyi ama bu Kobani radikal İslamcıların meselesi değil. Onları bu oyuna nasıl dahil edeceğiz? Zamanında onları silahlandırıp harekete geçiren dayın değil mi? Sen yine bir yolunu bulursun. Nasıl olsa onların hepsi dayının adamı. Barışçıl eylemlerle yeteri kadar zaman kaybettik. Korkaklık ediyorsunuz. DC ile özellik konusunda anlaşmamız var. Eğer herhangi bir eylem yaparsa devlet bölgedeki yapılanmamızı da sonlandırmak için harekete geçecek. Salim abi, Kobani'den gelenlerin içindeki örgütçüleri ne yaptınız? Üst düzey yönetici olan birkaç tanesini aldık. Sorguluyoruz. Gerisine şimdilik dokunmuyoruz ki bölge halkının galeyana getirip huzursuzluk çıkarmasınlar. Teker teker infial yaratmayacak şekilde alalım. ...346... yürütme konseyinden eylem kararı çıktı. Eylemler barışçıl ama provokasyon ihtimali yüksek. Kötü bir haber mi? KCK'daki elemanımız acil koduyla istihbarat geçmiş. Emniyeti haberdar edelim. Gereken önlemleri alsınlar. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Provokasyon amaçlı kontrol espiyonaj da olabilir. Bizim önce davranmamız için manipülasyon mu yapıyorlar diyorsunuz? İhtimal dahilinde. Oğuz'la Tekin'e haber ver. Eğer istihbarat doğruysa Fazıl'ı sokaklarda iç savaş çıkartırken bulacaklardır.
Bayram Baba, ne yapıyoruz biz burada? Deli miyiz? Kızım, dedim ya sana bir sürprizim var diye. Ne sürprizi Bayram Baba? Ne yapayım ben şimdi burada? Ulan İstanbul, ya sen beni ya ben seni diye bağırayım, onu mu istiyorsun? Yakışır kardeşime. Atarlı 24. Abim. Ne oldu sana, ne yaptılar? Hapishane zormuş. Bayram Baba bilir. Ben de çıktım. Firar ettin değil mi abi? Etmese miydim? Senin için yaptım kız. Ha, yedim ben de. Bayram Baba, Oğuz'un babası vefat etti. Üzüldüm. Ya ne üzülüyorsun Bayram Baba Oğuz'un babası için? Tanımazsın etmezsin. Olur mu kızım? Soframıza oturdular, pilavımı yediler. Doğru. Oğlu Gammaz çıktı diye kahrından ölmüştür adam belki. Hop, serin gel. Bilip bilmeden konuşma. Ya arkasından konuşmuyorum ki. Ben bunu yüzüne de söyledim abi. Tamam yavrum. Şimdi de gidersin. Güzel güzel özrünü dilersin yüzüne karşı. Ya bak abi. Eğer beni yediyseniz o adamı affederim de seni bir ömür affetmem. Tanrım kötü kullarını. Sen affetsen ben affetmem. Ya atma abi ya. Ömrümden ömür gitti. Tamam lan. Çıktığına pişman etme adam. Bayram Baba, bir taziyeye gidin insanlara. Efendim Salim abi. Abi, Oğuz'un babası vefat etti. Ben halledim. Tamam abi. Muhbiriniz kim? Kimle irtibat kuracağım? Tamam abi. Tamam. Hadi ben kaçtım. Nasıl bir şey planlıyorlar peki? Eylemcileri tarayacaklar ki sokağa çıkmayanlar da intikam için silaha sarılsın. Tamam. Kıvılcımı çaktım. Nevruz ateşini işitçilerle yakacağım. Dinle. İçinizden birileri istihbaratı ötüyor. Onun sesini kesin. Kim? Thank you.
geldi. Şimdi kendine yükleniyorsun ya. İrfan amca bu halini görse çok üzülürdü. Yapma. Babam artık yok. Yok artık. Sayemde. Kadere hafife alma olsun. Bazı şeyler ne yazık ki bizim elimizde değil. Ne yaparsak yapalım sonucu değiştiremiyoruz. Sen demiyor muydun bana sevdiklerine zarar veriyorsun diye? Tamam işte. Sen şu an kendine nasıl haksızlık yapıyorsan bazen ben de sana yapıyorum. Kendimi iyi hissedeyim diye söylüyorsun değil mi bunları? Benim bu hayatta tanıdığım en cesur, en iyi kalpli insana haksızlık etme diye söylüyorum. Babanın durumu yüzünden kendini suçlama. Bu kendine yapacağın en büyük haksızlık olur. Keşke bir kere daha görebilseydim onu. Bir kere böyle konuşabilseydim ya. Keşke sesini duysaydım. Gerçekten benim için ne düşündüğünü öğrenmek isterdim. İrfan amca ölmeden hemen önce kendine geldi. Oğuz'dan saklama onu. Oğuz senin, sen Oğuz'unsun. Bana vasiyetini söyledi. Dedi ki... Sen Oğuz'unsun. Oğuz da senin. Bile birbirimizden umudu kesmiştik. O bizden hiçbir zaman umudunu kesmedi. Senin öldüğünü zannettiğimiz zaman Çetin beni babandan istedi, biliyor muydun bunu? Beni o kadar çok seviyordu ki içi kan ağlıya ağlıya razı oldu. İnsanın kalbinde biri varsa eğer ikinci bir kişiye yer olmadığını hem kendime hem de ona haksızlık edeceğimi söyledi. Ama evlenmek zorunda olduğumdan onun da haberi yoktu. Seni mecbur eden şey neydi? Bu akşam Ceren'i de alıp evden ayrılıyorum. Cevap vermeyecek misin? Bazı şeylerin cevabı sözle verilmez. Zamanla yaşayarak öğrenilir. Daha dün emekli oldum. Benim kurumda ne işim var yine? Yavuz beni aradı. Sana think tank'te ihtiyacı varmış. Yanına göndereceğim seni. Ayaklanma ateşini yakmışlar.
Bu ateşi söndüremezsen hem Yavuzlar hem Yeşilgla diyor bu ateşe odun taşıyacaklar. Farkındayım Öktem. Farkındayım. Birazdan Saadettin Başkan gelecek. Görüşmeye senin de katılmanı istiyorum. O yüzden çağırdım. Yanlış düşünmüşsün. Tekin'le Oğuz meselesi yüzünden devlette çete kurdular diye adımış çıktı. Ben de görüşmede olursam Saadettin bunu kullanır. Zeko'nun yaptırdığına emin misin Abbas? Eminim dayıcığım. Yavuz bu böyle olmaz. Fazlın senin ilişkisini kesildiğini etrafa yaymak lazım. Zerrin hanım doğru söylüyor dayıcığım. Şimdi bu Fazıl kapı kapı dolaşacak. Herkes ayaklandıracak. O zaman bul şu paraziti icabına bak Abbas. Dayı bu Fazıl bizim yanımızda yaptığı salaklıkların hiçbirini yapmıyor. Yani Zeko'yu öyle bir saklamış ki bulamıyorum. Salaklığı da mı numaraymış Abbas? Maalesef dayı. Fazıl benim adamım. Eğer ipin ucunu kaçırırsak Abbas, orada bizi sallandırırlar. Dayıcığım bir taraftan diyorum ki, şimdi bunlar Gürkan'ı iyice sıkıştırdılar. Biraz müsaade mi etsek acaba? Fazıl'ın gittiği adamlar bizim adamlarımız. Ben bilmiyor muyum Gürkan'ı bu şekilde köşeye sıkıştırmayı? Ama ben bu vatan bölünmesin diye ömrümü harcadım. Uğruna canlar feda ettim. Aksini düşünmek bile istemiyorum Abbas. Dayı ben o zaman çıkayım bir adamlarımı yoklayayım. Eninde sonunda bu parazit birine bulaşacak. Beni çabuk tut Abbas. Bu parazit karnımı daha fazla ağrıtmadan bitir şu işi. Eyvallah dayıcığım. Nevin Hanım nasılsınız? Kobani meselesi yüzünden huzursuz olduğumuzu biliyorsunuz. Ben de bu yüzden sizi davet ettim. İkinizin de ne zor şartlarda siyaset yaptığınızı biliyorum ve takdir ediyorum. Örgütün içindeki derin yapılanmalar hem devletin içindeki derinlerle hem de Yeşil Gladyo ile dans ediyor. Kobani'yi bahane ederek iç savaş ortamı yaratmak üzere harekete geçtiler. Devletin hem silahlı hem istihbarat örgütü emrinizde. Buna engel olmak da sizin elinizde. Biz öyle ya da böyle bu ateşi söndürürüz. Ama bu süreçte siz bize yardım etmezseniz çok daha fazla vatandaşımız bu ateşte yanar. Biz de vatandaşlarımızın burnunun bile kanamasını istemiyoruz. Ama Kobani'de soykırım tehlikesi altında olanlar da bizim halkımız. Siz bize Kobani'de yardım etmezseniz bu topraklarda kardeşlik tohumunu nasıl ekeriz? Evet, talepleriniz nedir dinleyelim. Birincisi önderliğin şartlarının iyileştirilmesi. İkincisi Kobani'ye bir koridor açılması. Üçüncüsü orada çatışan halkımıza silah yardımı yapılması. Örgüt bugün silah bırakma kararı versin. Kandil silahları bana teslim etsin. Söz, ben o silahların hepsini Kobani'ye göndereceğim. Emperyalistler IŞİD'e silah, size de akıl veriyor. Türkiye olmadan hiçbir halkın orada rahat nefes alma imkanı yok. Umarım romantizme kapılıp süreci sokağın şehvetine kurban etmezsiniz. Yoksa bunun bedeli hepimiz için ağır olur. Tarih sizi de bizi de affetmez. Tüfem ki. Thank you.
son nefesine kadar seninle gurur duydu. Keşke babam benim büyüdüğümü görseydi. İrfan amcanın oğlu gibi bir oğlu olsaydı keşke. Ne istiyorsan yap. Kafanı duvarlara vur. Bağır, çağır. Kendini suçla. Bu adam sana her baktığında gözünün içi gülüyordu. Anneler yalan söyler. Çocuklar acı çekmesin diye sevdikleri için söyler. Ama babalar söylemez. O adam sana her baktığında gözlerinde güven vardı, sevgi vardı, gurur vardı. Bunu anlamayacak kadar aptal mısın sen? Kızı gidecek bu hoca. Kızı gidecek. Benim yüzümden oldu. Geçmeyecek. Bu acı yüreğinde, aklının orta yerinde hep kalacak. Bununla yaşamayı öğreneceksin sadece. Anladın mı? Biz ne kadar günlüğüne kalacaksak o kadar oyuncak alacağım. Gel bakalım biz de o zaman hepsini alalım. Ver bakalım tek dişi. Onu böyle koyalım. Pamuk da böyle dursun. Bunu da ver. Oldu mu? Hepsini alıyorsak biz bir daha bu eve gelmeyecek miyiz? Daha güzel bir eve taşınacağız. Yaşasın. O zaman hemen babama da haber vereyim ki o da sevinsin. Baban neden hala gelmedi? Anneciğim. Babam bizle gelmeyecek. Neden? Çünkü biz babanla biraz küstük. Ben sizi barıştırırım. O seni öper, sen onu öpersin. Barışırsınız işte. Ama büyükler küsünce öyle kolay kolay barışmıyor. Seni görmeye gelecek ama. Hadi asma yüzünü. O zaman ben yumurcuğa babama bırakayım. Beni özleyince ona sarılır. Tamam, al bakalım yumurcuğa. Zeynep. Bak, babam sana küsmemiş. Sen öyle sanıyorsun. Zeynep. Gel bakalım, gel. Çetin, biz seninle ne konuştuk? Baktım, ben de konuştuğumuzu unutur muyum hiç? Bak, Aysel teyzeye getirdim işte. Aa, Aysel teyzeciğim, hoş geldin. Zeynep'ciğim, sağ ol yavrum. Eğer sen çağırmasaydın, Rauf beni dünyada bırakmazdı. Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama orada da yalnız başıma kalamıyorum. Hızır gibi yetiştin imdadıma yavrum. O nasıl laf öyle Aysel teyze? Burası sizin de eviniz. Hem biz böyle zor zamanlarımızda birbirimize destek olmayacağız da. Ne zaman olacağız değil mi Zeynep? Aysel teyze hoş geldin. Biz de tam gidiyorduk. Hastaneye geliyorduk biz. Ama şimdi gerek kalmaz tabii. Hadi Ceren'cim sen burada kal. Baba çay demlesin. Sonra hep beraber otururuz. Rahat rahat içeriz değil mi tatlım? Aysel teyzeciğim. Çetin şimdi çayın yerini bulamaz. Ben bakıp geleyim. Aysel teyze, İrfan amca uyandı mı? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Her gün eve birini mi getireceksin? Beni böyle ne kadar burada tutabileceğini zannediyorsun ha? Gerekirse evet. Her gün eve birini getireceğim. Olmadı ayaklarına kapanacağım, yalvaracağım beni bırakıp terk etme diye. Ben seninle beraber ölelim diye evlendim Zeynep. Çok mu ölmek istiyorsun? Birlikte mi ölelim? Ayrılacağımızı ölelim daha iyi. Belki biz ölmüş oluruz. Ama aşkımız ölümsüz olur. Thank you.
geldiniz Ökten Bey. Ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın mekanı. Sen göreve dönünce buraya artık ben geçerim. Yok. Sizin olmadığınız bürokraside bizim görev almamız şık olmaz. Burada böyle beraber emekli emekli takılırız. Hoş geldiniz. Merhaba Zerrin Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı olsun emekliliğiniz. Bunlar ne? Şimdi kurum sana sadece sünnet çocuğu gibi bir saat takmıştır. Ama bunlar emekli bir bürokratın olmazsa olmazları. Ne yapayım bunları be? E sen şimdi 40 yıldır böyle sabah saat 6'da kalkmaya alışmışsındır. Yine sabah saat 6'da kalkacaksın. Ama bu sefer iş yok. Giyecek ceket yok. İşte o zaman bunu giyeceksin. Buradan açacaksın tabletini, günlük gazetelerini okuyacaksın. Sonra bakacaksın saatine. Aa, öğlen etmişsin. Bir şey unutmuşsun. Hmm. Sen Yavuz Aslan'ı hafife alıyorsun. Bak bakalım cebine. Bu sene Süleyman abinin sezonu. Gerçi stat yok ama Beşiktaş ruhu engellenemez. Ben Fenerliyim. Yapma. Sen değiştir takımı. Ya bu emekli generallerle maç seyretmek kadar can sıkıcı başka bir şey olamaz. Onlar maç mı seyrediyorlar, savaş mı seyrediyorlar belli değil. Onlar defansı tahkim, hücumu da taarruz zannediyorlar. Buyurun. General der sıkılmasın diye mi ortalığı böyle karıştırıyorsun? Ortalığı benim karıştırdığımdan emin olsaydınız buraya böyle gelmezdiniz. Ya Ökten Bey, yardım istemeye geliyorsunuz. Bunu bile yüksek perdeden söylüyorsunuz. Biz bu Zeko senin adamın olduğunu zannediyorduk. Nereden bilelim artık? Yavuz Aslan'ın sözü dinlenmiyor. Bunu en iyi sizin bilmeniz lazım Ökten Bey. Emekli olunca odacısı bile adama çay vermez. Yavuz, biz senin makam için ülkeyi ateşe atmayacağını biliyoruz. Ama belli ki zaafın var. Bana konuş, sana yardımcı olayım. Sizin gözleriniz kör, kulaklarınız sağır. Ben size göstersem bile görmezsiniz. Anlatsam bile duymazsınız. Bir dene bakalım. Ben 40 yıldır bu yeşil gladyo ile uğraşıyorum. Ama siz geldiniz, bu adamların önünü açtınız. Bizi tasfiye ettiniz. Şimdi bu adamlar sizin canınıza ot tıkıyor. Değil mi? Şimdi bu ayaklanmayı gidermenin iki yolu var. Ya öldüreceksiniz, ya ödün vereceksiniz. Ya da alternatif yolu tercih edip, beceremediğinizi itiraf edip, çekip gideceksiniz. Ayaklanmaya destek vermiyor olabilirsin. Ama engellemek için de bir şey yapmıyorsun. Ödün vermek diye bir şey yok. Ama öldürmeye karar verirsek, o zaman seni ben bile kurtaramam Yavuz. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ne zaman defnediyorsunuz? Yarın ikindide. Ortalığı yine ayağa kaldırmışlar. Sen merak etme, biz hallediyoruz. Tekin'in birini bulması lazım. Güneydoğu'dan. Senin de tanıdığın biri. Velid Hoca. Örgüt satırcılara mı saldıracak? Sizin Velid Hoca ile ne işiniz var? Zeko Kobani eylemcilerine ateş açtırdı. Şimdi diyecek ki satırcıların işi.
karşı tarafa saldıracak. Senin satırcıların bağları çözülmüş olacak. Bravo Tekin. Leblebiden leblebiye anladım bakıyorum. İyi. Onların İstanbul'da birkaç yeri var. Gidip bir uğrayalım. Sen git. Ailenle ilgilen. Tekin gider, kolaçan eder. Velit Hoca Tekin'le görüşmez. Yürü Tekin. Sercan, ben sana o bıyıkları keseceksin diye emir vermedim mi lan? He? Abi manita durumları var. Serçe'yi kafesleyene kadar Abbas abim hoş görür dedi. Serçe diyorsun ha? Güzel arkadaşı var mı lan? Var da çok varoş be abi. Sen şimdi Luther, Machiavelli diyeceksin. Serçe sana çık diyecek. Lan arkadaş, ben de bu dayının gazına nasıl geldim ya? Nereden girdim bu felsefe işlerine ya? Abi sen Şevket Süreyya Aydemir'i oku. Ha, tek adam diyorsun. Yok abi, ikinci adam. Selamun aleyküm. Heval. Merhaba arkadaş. Bu Zeko'nun size verdiği silahları getirin bakayım bana. Ne diyorsun lan sen? Lan. Kendi halkına kurşun sıkılır mı lan? Zeko nerede? Ağam vallahi ortadan kayboldu. Ağam mı? Ne ağam lan? Kurşunu görünce feodal köklerini mi hatırladın? He? Ne ağası? Sercan. Bu tek parça yanar mı oğlum? Bölmek lazım abi. Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Zeko nerede? Satırcılar yakmaya gitti. Vallahi bir daha haber almadım. Hocam Kobani'de emperyalistler ümmeti birbirine kırdırıyorlar. Bizim de buna tepki göstermemiz gerekmez mi? Ümmet Allah'ın emirlerine uyanlardır. Onlar Allah'ın değil Marksistlerin emrine girmişler. İnşallah bu bela onları gaflet uykusundan uyandırır. Ne oluyor? Tabii gecenin son kralı yaptığınız için uyanamıyorsunuz. Ben sizi bir güzel uyandırayım. Kardeş, burada Kuşaklı Hoca'nın yeri vardı. Nerede? Ya o yukarıdaki sokağa taşındı. Eyvallah. Halkımızı katleden gerici faşist işbirlikçilerin sonunun ne olduğunu hepiniz göreceksiniz. Bizim yanacağımızı söyledikleri cehennem ateşinde şimdi onlar yanacak. Dök!
Tekin! Kaçırdık adamı, nerede? Oğlum niye gitmesine izin veriyorsun? Sıra satırcılarda. Bizi oraya götürecek. Bakalım bir de onları yerlerinde görelim güzel güzel. Gel bakayım. İstediğinizi aldınız. Ne zaman bırakacaksınız beni? Sen gizli tanıttın Serdar. Şimdi çok gizli tanık oldum. Herkes seni ölü zannediyor, ölü. Dayın rica etti. Bir süre daha seni burada misafir edeceğiz. Dayıyla konuşmak istiyorum. Yaşadığının öğrenilmesi riskini göz önüne alamayız. Bak kardeş. Size sabaha kadar mühlet. Ya beni dayıyla görüştürürsünüz... ya da bir saat sonra hepinizin kafasına tek tek sıkıp buradan dışarı çıkarım, anladın mı? Öyle bir şey yapmaya kalkarsan dayının canı yanar. Sen buradan bir şekilde çıksan bile ilk önce dayın senin kafana sıkar. Otur şimdi afiyetle yemeğini ye. Azal, cambazlık yapmanın zamanı değil. Keklik gibi hemen avlanırsın. Dayının selamı var. Velit yıllardan beri kendi ayakkabı bağcıklarından başka bir şey bağlamadı. Domuz bağı bağlamayı özlemiştir dedi. Fazıl, ben senin yüzünü özlemedim. Sen gelmesen... sanki ben örgütçülere gereken cevabı vermeyeceğim. Sempatizanları bizim gençlerimize kıymış. Biz boş boş oturacağız mı sanıyorsunuz? Biz nereden bilelim Velit? Belki ticaret seni yumuşatmıştır. Parayla satın alınan meyveler cennetin meyvelerinden daha tatlı gelmiştir belki. Estaizu billah. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Güzel. Madem dünya hayatını sevmiyorsun, ahirete önem veriyorsun. Örgütün içindeki kafirlere inancının büyüklüğünü gösterirsin artık. Hazırlığınızı yapın. Kafirlere cehennem ateşini tattırmaya gidiyoruz. Dayıcığım, bu Zeko Velit Hoca'nın adamlarıyla çatışmış. Tabii Velit Hoca da kontratak yapacak mecburen. Fazla onlara gitmiş olabilir. Velit'e bir ulaş bakalım. Bir ihtiyacı var mı yok mu diye bir yoklama çek. Fazla'yla ilgili de açık verme. Eyvallah dayıcığım. Yavuz, Duygu geldi. Durumu kötü. Fındık, iyi misin sen? Ay, başım dönüyor hala ya. Ne oldu, kaza mı geçirdin sen? Yalnız konuşabilir miyiz? Ya biz yalnızız zaten, onlar benim parçam. Hastanede tanıştığın Çetin, Zeynep'in kocası. Hı hı. Bakan suikastini kızın üstüne yıkmaya çalışan o. Elimde deliller olduğu için bana saldırdı.
Ve nasıl? Benim yerime. Çetin. Amca herif psikopatın teki. Birilerinin de kuklası. Çok büyük ihtimalle şu anda hastanedeki bir hemşire kızı da ortadan kaldırdı. Ya o Çetin denilen adam korkan teki, tırsan teki ya. Amca tırsak falan değil, psikopat. Ben savcı arkadaşıma haber verdim, gereken işlemi başlatacak. Olmaz öyle şey. Benim yeğenim öyle savcıdan medet umamaz. Amca. Olmaz öyle şey, olmaz. Ama sen ne duruyorsun? Savcıdan Çetin'i yakalamak için müzekkere yazmasını mı bekliyorsun? Tamam dayı, tamam. Hemen alıp geliyorum. Hadi Abbas, hadi. Sen iyi misin Funda'yı? Su iç. İçtim amca. Ya iç, bir daha iç. Ben göreyim şunu. Günaydın tatlım. İyi de sen uyumamışsın. Bugün yoğun geçecek. Cenaze var biliyorsun. Evet, bugün doğru. Cenaze var. Ve cenazeye kadar bir rezalet çıkmasın diye sesimi çıkartmıyorum. Bu iş bitsin. Ceren'i de alıp bu evden gideceğim, haberin olsun. Hiçbir şekilde beni burada tutamazsın. Seni tutamam. Doğru söylüyorsun. Ama Ceren bu evden çıkmayacak. Senin de bundan haberin olsun. Çetin, bu iş bitti. Bunu aklına sok. Ceren'i de benden ayırmaya sakın kalkma. Seni mahvederim. Ne yaparsın? Beni sevgiline mi şikayet edersin? Eğer sevgilin saçımın teline dokunacak olursa sizi rezil ederim. Saçma sapan konuşma Çetin. Eğer beni zorlarsan Ceren'in bir daha yüzünü dahi göremezsin. Duydun mu beni? Olaylar tırmanıyor Gürkan. Ne yapmayı düşünüyorsun? Saadettin'in evinden beklediğim desteği alamadım. Ama sınırı kapatmaya da vicdanım el vermiyor. En büyük koz elinde. Şimdi İmran'ın teorik çözümlemelerini dinleyecek halde değilim. Şu anda en tedirgin olan o. Çünkü kaybedecek en fazla şeyi olan o. Bence sana istediğini verecek. Bunu önceden ben sana söyleseydim, ilk karşı çıkan sen olurdun. Bürokratken böyle dar görüyorsun. Emekli olunca siyasetçi gibi düşünmeye başladım. Haksız mıyım Salim? Haklısınız efendim, sizin siyasete girme vaktiniz gelmiş. Velid'in fitilini ateşledim abi. Artık bundan sonra olaylar çığ gibi büyür. Gürkan ayaklanmayı durdurmak için doğru adımlar atıyor. Onu engellemek lazım. Ne yapmamı istersiniz? Gürkan, Mehmet Rauf'un cenazesine katılacak. Bürokrasinde bir çoğu orada olacak. Anladım abi. Peki sizce örgüt mü yoksa satırcılar mı? Örgüt camiden, namazdan, cenazeden anlamaz. Göze batar. İşi eline vermek lazım. Tamam abi. Bir konu daha var. Serdar huzursuz. Artık oyalayamıyorum. Dayıyla görüşmezsem hepinizi öldürür, buradan bir şekilde çıkarım diye tehditler salıyor. Git, daha sıkı bağla o zaman. Bağlamakla olmaz İlhan. Serdar Yavuz'un eğitimli köpeği. Başını okşamazsan söz dinletemeyiz. Anladım abi, anladım. Ben onun eğitiminden anlarım abi. Thank you.
Metin benzin atmış. Bu Zeko kaç gündür çok yoruldu. İzbelerde dinlenmesine gönlüm razı değil. Doğru söylüyorsun. Rutubet iyi gelmez. Biz onu toprakta dinlendiririz. Gel bakalım seni kafir. Bakalım senin benzin ne olacak? Yanlış yapıyorsunuz. Onu cehennemde zebanilere anlatırsın. Arkadaşım bak ben... Ben senin arkadaşın değilim. Yıkı. Ah. Arkadaşım ben örgütçü değilim. Ben devletin adamıyım. Yapma! 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 Bir şey soracağım ya. Sen bu velitçilerin burada toplanacağına emin misin? Toplanmışlar bir. Savaş yerinden kaçmak ne demek lan mübarek savaş yerinden he? Öl, şehit ol. İyi işte. Zamanı gelince ben de şehit olacağım. İnşallah. Sen olsan olsan mundar olursun lan. Velit nerede? Cennette. Bizi niye mahrum ediyorsun lan o cennetten? Velit nerede Velit? Cennette. Oğlum Velit nerede? Sana bir numara göndereceğim. Onun sinyalinin nereden geldiğini bana bul. Hadi Emin, hadi oğlum, hadi koçum, hadi. Hadi. Başınız sağ olsun. Çok üzüldük. Bakın. Benim ailemi bu saldırıyı hangi kendini bilmez yaptı diye düşündüm, düşündüm bir neticeye varamadım. Neden biliyor musun? Çünkü bu saldırı bana karşı değil, Oğuz'a karşı yapıldı. Benim babam sizin yüzünüzden öldü. Ne söylesem sizi teselli edemeyeceğimi biliyorum. Ancak dostunuz olarak yanınızda olmak istiyorum. Sizin gibi dostlarım bana bunu yapıyorsa benim düşmana hiç ihtiyacım yok. Ne
Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Hoş geldiniz hocam. Sizin gelmeniz bizim için çok önemli, çok değerli. Siz nasılsınız Sultan Bey? Nasıl olalım? Emekliliğin verdiği imkanla uzun zaman ihmal ettiğim dostlarımı ziyaret ediyorum. O zaman en yakın zamanda bizim üniversiteye bekliyorum sizi. Hem bazı derslerimize misafir olup gençlere tecrübelerinizi anlatırsınız. Biz de birikimlerinizden istifade ederiz. Hocam yeni nesil canavar. Her şeyi biliyorlar. Asıl bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ökten biraz gençleri abartıyor hocam. Benim bir kardeşim var. Başına buyruk. En olmayacak işlerin peşinden sürüklüyorlar. Sonra bedelini biz ödüyoruz. Taziye de uzun durulmaz. Müsaadenizi istiyorum. Kardeşinin yaptıklarına hayranım. Cesareti gurur verici. Cesaretle cehaleti birbirine karıştırmamak lazım hocam. Siz de böyle konuşup bunlara prim vermeyin lütfen. Beş dakikanız var ona göre. Artist. Kendini gardiyan zannediyor. Ağzım. Niye hala buradayım? Ya oğlum ortalık karışık. Dayı Serdar biraz daha istirahat etsin. Zamanı gelince ben onu yanıma alacağım dedi. Oğlum ortalık ne zaman karışık olmadı ki? Bak eğer mesele benim ölü olmamsa... Ben kendimi açık etmem. Siz merak etmeyin. Serdar, kızın peşinde o eve gittiğin zaman sen o şansını kaybettin canım. Oğuzlar seni bir kere ele geçirdi. Dayı bir daha buna asla izin vermez. Son verdiğim ifadeyle Oğuz'u yırttırmasalardı böyle bir derdimiz olmayacaktı. Fazıl, bak ben bu şerefsizlere güvenmiyorum ha. Dayı da güvenmiyor oğlum. O yüzden senin burada olmanı istiyor. Bir çatışma falan çıkarsa bunları haklamak için içeride olman lazım. Fazıl, bunu dayı mı söylüyor? Yoksa sen bana gıcık olduğun için eziyet çektirmeye falan mı çalışıyorsun? Serdar, akıllı ol Serdar, akıllı ol. Ben ne zaman kendi kafama göre iş yaptım ha? Akıllı ol, akıllı. Telefon geldi çıktı. Nasıl nereye çıktı? Beni görmeden mi çıktı? Duygu da senin gibi. Kim söz geçirebiliyor ki? Aklını eseni yapıyor. Doktor Zeynep aradı. Arayınca da par tupar çıktı. Abbas! Buyur dayıcım. Bundan sonra benim sözümden çıkan birisi olursa gözlerini çıkart. Eyvallah. Nerede bu çetin psikopatı? Valla bir yerlere saklanmıştır dayı yani. Çıkar ortaya. Sağda solda fingir deşeceğine git herifi bul. Dayıcım. Duydum ki beni arıyormuşsunuz. Ama biliyor musunuz size çok içerledim. Hala telefonumu telefonunuza kaydetmemişsiniz. Yenge. Çetincim. Ben seni öyle bir sileceğim ki. Hiç yaşamamışsın gibi olacak. Demek ki beni hiç sevmemişsiniz dayı. Dayı. İstersen bunun kafasına sıkayım. Konuşturmayalım bunu. Ha? Abbas,
Senin bıyıklarınla beraber herhalde aklın da gitti oğlum. Nereye sıkıyorsun lan? Ben dayıcığımın en has adamıyım. Değil mi dayı? Değil mi Çetinciğim? Çetinciğim, sen Duygu'nun kim olduğunu biliyor musun? Sen benim yeğenime nasıl vurursun? Seni korumak için yaptım dayı. Duydun mu bak Abbas? Duydum dayı, duydum. Şu anda şok içindeyim. Abbas, ben adamı işte böyle şok ederim oğlum. Dayıcığım, Duygu hayatının en büyük hatasını yapıyordu, ona engel oldum. Eğer evrakları savcılığa teslim etseydi, hepimizin işi bitmişti. Bir de dayı, eğer Duygu her şeyin arkasında senin olduğunu öğrense, eskisi gibi sever mi seni? Ama ben seni olduğun gibi seviyorum. Çetin, ben sana ne dedim? Çetin, sakın beni sevme. Sakın. Abbas, alın bunu, gömün bir yere. Ama dikkat edin, üzerinize kan falan bulaşmasın. Alimallah, virüs falan kaparsınız. Eğer ben ölürsem, her şeyin arkasında sizin olduğunuz ortaya çıkacak. Sen ne yaptın Çetin? Kendini kasete mi aldın? Evet. Eğer ben ölürsem, savcıya verilecek. Ben senden kurtulmak için her yola razıyım Çetin. Dayıcığım, bazen çok kırıcı oluyorsun ama. Abbas, bu hala konuşuyor Abbas. Sana Çetin'den uzak dur dedim. Ne işin var hala bu evde? Sen önce benim soruma cevap ver. Başına ne oldu? Yok, önemli bir şey yok dedim ya. Küçük bir kaza işte. Cenaze işleri bittikten sonra Ceren'i de alıp bu evden ayrılacağım. O yüzden sana birkaç bir şey sormak istedim. Çetin sorun çıkartacak gibi. Çok dikkat etmen gerek Zeynep. Yani özellikle bu Oğuz meselesini mahkemeye taşıyabilir, işini zorlaştırır. Oğuz'la ilgili ne var ki, neyi taşıyacak? Öyle değil işte o işler. İki şahit getirir, Oğuz'la yasak ilişki yaşadığını iddia eder. En basitinden Ceren'in velayetini alabilir. Çetin Ceren'le ilgili hiçbir şey elde edemez. Nasıl edemez canım? Neticede babası. Nasıl ya? Ben neden Çetin'le evlendim zannediyorsun? Oğuz'un ölüm haberi geldiğinde Ceren'e hamileydim. Onun çocuğunu dünyaya getirebilmek için evlendim. Diri diri gömeceğim bu. Ne var? Selamün aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hayırlısıyla iyi haberlerim var Abbas abi. Oğlum seni oraya gönderdik, sen kendini iyice hacı hoca sanmaya başladın lan. Haber aldı, Fazıl Bey'le Tocay'la görüşmeye geliyor. Akşam mı, yarın mı? Bir şey söyle, ne zaman? Yolda Abbas abi, gelmek üzere. Tamam, kapat kapat, kapat. Selamün aleykümmüş. Süleyman, siz Sercan'la bunu götürün gömün. Ben Fazıl'ın peşine düşeceğim. Ama diri diri gömün ha. Hayırdır Abbas? Dayıcığım, bu Fazıl Velid Hoca'yla görüşmeye gidiyormuş. Yürü Abbas, yürü. Psikopattan kurtulduk. Şu parazitleri de temizleyelim. Şeyi alır ama ortalıkta kimse görünmesin. Huzursuzluk vermeyin insanlara. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun.
kimse aklına gelmiyor mu Oğuz'a ulaşabileceğimiz? Allah tekin yanındadır da ona da ulaşılamıyor. Siz de istihbaratçı geçiniyorsunuz ha. Bulamıyoruz, ulaşamıyoruz lan. Başka cevap yok. Vallahi bravo. Ara tekrar şu çocuğu Rauf. Aratıyorum anne. Ortada yok ki. Eğer babasının cenazesine de gelmeyecekse hakikaten bir daha yüzüne bakmayacağım. Tamam anneciğim, tamam. Üzülme anneciğim, birazdan gelir. Yaptığınız rezilliği gördünüz ya. Hı? Tetikçinize söyleyin, hiç değilse babasının cenazesine gelsin. Salim, şu Oğuz'u bulun, hemen buraya gelsin. Oğuz, biraz daha geç kalırsan Mehmet Rauf Bey hepimizi birer tabuta koyacak. Salim abi, ben gelmeden babamı defnetmek. Arkadaş, siz cenazenin keyfinize göre bekletilmeyeceğini bilmiyor musunuz? Daha fazla cenaze kalkmasın diye buradayız. Adına böyle söyleyeyim. Gidip şu kımılı alalım. Teşekkür ederim. Ne oldu? İyi misin? İçim çekiliyor. Sakin, sakin. Tansiyonum düştü galiba. Gelin ben bir tansiyonunuza bakayım, oturalım. Nasıl? Becerebilecek misin eylemi? Baş baş konuşma Fazıl. Siz mani olmasanız biz yıllar önce bitirmiştik bu işi. Yalnız benim anlayamadığım bir konu var Velid. Örgütçü olsan neyse ama sen nasıl cami bombalayacaksın? Onlar bizim camilerimiz değil. Laik devletin camileri. Sağ ol. Sağ ol. Ne oldu? Çetin yok. Çok mu lazım? Asıl amcan yok. Onu düşün sen. Çetin en son amcama lazımdı. İkisi birden olmadığına göre. Oo. Öyle bir kıyak yaparsa ellerinden öperim amcanım vallahi. Lan bir sus da cenazede. Buraya başka cenaze alamıyoruz. Benim yavrumun mısırlar taşına yatan kadar değeri yok mu? Ablacığım başımız sağ olsun ama yapabileceğim bir şey yok benim. Çekil önümden, ben koymak. Bir saniye ya. Şşş, bir saniye. Çekil önümden. Bir saniye. Ne oluyor orada? Çekil önümden. Efendim? Bırakın geçsinler. Başınız sağ olsun.
Can, benim koptu yeter. Gel şunu atalım. Tespihi bana versene. Ne yapacaksın tespihi? Al. Bir çatışma falan çıkarsa bunları haklamak için içeride olman lazım. Fazıl, bunu dayı mı söylüyor? Yoksa sen bana gıcık olduğun için eziyet çektirmeye falan mı çalışıyorsun? Serdar, akıllı ol Serdar, akıllı ol. Ben ne zaman kendi kafama göre iş yaptım ha? Ver. Sana. Dalga mı geçiyorsun lan sen? Aslan'ın burada ne işi var? Kendi adamının kafasına sıkmaya gelmiş herhalde. Thank you.
uyanık çıktı, kaçırdın adamın elinden. O kadar çok gürültü çıkarttınız ki bütün tavukları kaçırdınız. Oğuz, bu cami. Cenaze eylem yapacaklar. Dayı, örgütçüler. Örgütçüler burayı basmaya geliyorlar. Kalabalıklar. Siz camiye gidin. Siz Abbas'la hallederiz. Emin misin? Duygu da orada. Ne olmuş burada? Biriler bizden önce gelmiş. İçeri bir bakalım. Demek bu provokasyonları ıssız ajan Abbas planlıyordu. Erken gelip planlarını mı bozduk? Lan oğlum, bak ben sizin façanızı bozmadan gelin lan buradan. Hadi! Abbas! Ne konuşup duruyorsun? Onların anladığı dili ben bilirim. Dayı. Yine yaptın şovunu dayıcığım. Selamünaleyküm rahmetullah. El-Fatiha. Neredesin lan sen? Cenazene sahipleri kim? Kim lan? Kim oğlum? Annesi fenalaştı efendim. Onunla ilgileniyorlar. Kim bu cenazenin sahipleri? Salim abi, burayı boşaltın.